Merhaba arkadaşlar, herkese iyi pazarlar, iyi haftalar. Şöyle bir videonun başında hatırlatmak istediğim birkaç bir şey var. Kaç kişi izler bilmiyorum videoyu ama. Birincisi, çok dikkat ediyorum kelimelere, kurduğum cümlelere bir tavsiye içer misin diye dikkat ediyorum. İçermediğine de inanıyorum. Yani yanlışlıkla bir şey söylediğim zaman inanın bazı videoyu yüklemiyorum, tekrar çekiyorum. Yani sadece ağzımdan bir kelime kaçtı ya da işte kendi kişisel beklentimi söylediğim için yanlışlıkla, yani bazen oluyor video çekerken, onu bile siliyorum yani. Ona rağmen bu kadar rafine videolar çekmeye çalışmama rağmen hala yorumlarda alayım mı satayım mı ya da işte al mı dedim demek istedin, sat mı demek istedin veya işte ha ben cevap veriyorum bazı videoların yorumlarında, mesela arkadaşlar diyor ki bazıları sen burada sat dedim ben anladım falan, ona getiriyor. Videoların bir mesaj kaygısı yok arkadaşlar, yani öyle bir kaygı gütmüyor. Kelimelerimin, yani cümlelerimin altında da bir mesaj aramanıza da bir gerek yok. Sadece ne gördüysem o anki akımı söylüyorum. Akım yukarı yönlü, aşağı yönlü ve dirençler, destekler. Dolayısıyla rica ediyorum altında bir şey aramayın. Eğer ben bu tür bir video çekecek olsam ya da bu tür bir kaygım olsa, çok basit, birçok yerde yapılıyor. İşte 3 tane hisse dolardan hızlı koşar, 5 tane söyleyeceğim Ekim ayında çok kazandırır falan. O tür videolar yaparım. Hiç bugüne kadar yapmadım, yapmayacağım da. Yani kaygım olsa inanın öyle bir şey yaparım yani. Öyle uğraşmam. Derim ki işte 3 tane hisse bunlar hızlı koşar. Bir tanesi koşar zaten işte. 2 tanesi ne oldu derseniz ne bileyim, öyle bazen olur deriz. Çıkarız gideriz işin içinden. Neyse, çok da uzatmayayım. BIST endeksi, tabii şimdi Eylül ayı da aslında olumlu geçti, Eylül'den beri. Ekim ayı daha önceki videoda söyledim, tedirgin bir aydır aslında. Mayıs ayına benzer biraz. Mayıs sat ve git ayıdır. Ekim ayı da tedirgin bir aydır, sat git olmasa bile. Ekim genellikle biraz kazancı düşük kalır. Burada tabii tersine bir durum çalışıyor istatistiklerin. Ekim ayında iyi bir Ekim geçiriyoruz. Akım 8 gün üstünde çok hızlı devam ediyor. Düşeni kırdık, tekrar üstüne çıktık, 1192. Hafta içi bir düştük, bir geldik falan. Oraya sanki yerleşiyormuş gibi de bir görüntü oluşturdu yani. Hacimler güzel. İşte perşembe günü müydü? Çarşamba, yok perşembe günü, çarşamba günüydü. İşte 27 milyar mı oldu? Öyle bir şey oldu hacim. Oldukça olumlu. Şimdi bu hafta haber akışı var, onu da bir söyleyeyim. 22'sinde para politikası kurulu toplantısı var. Burada bir faiz görüşülecek. Medyan beklenti var piyasada. Yani medyan ne demek? Piyasanın anket yapıyorlar. Ortalama beklenti piyasalarda 200 bas puan arttırım yönünde. Şimdi ben bir bankacılık endeksi videosu da çekerim bundan sonra bir tane. Orada buna daha belki detaylı değinirim. Sanki hani oradaki anketi de görünce piyasa bir faiz fiyatlıyormuş gibi bir durum var. Dolayısıyla hani yatırım yaparken perşembe gününe dikkat etmek lazım. Orada çıkacak, çıkabilecek faiz kararına da dikkat etmek lazım. Tabii faiz çıkmazsa muhtemelen diyorum, bilmiyorum yani, piyasanın hani medyan beklentisi 200 bas puan olduğu için ben geçen hafta, ondan önceki hafta ya da bir bankacılık videosu çekmiştim ve orada bu para politikası kurulu 22'sinde toplantı var. Burada dikkat etmiştim, dikkat çekmiştim. Demiştim ki 0.25 bile faiz verse Merkez Bankası, bu olumlu algılanır. Şundan dolayı, hani Merkez Bankası'nın gerektiğinde artık faizle para politikası kurulunun müdahale edeceğini gösterir diye söylemiştim. Tabii yani şimdi iş şeye gitti. Medyan beklenti 200 bas puan. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Onu artık kendiniz değerlendirin. Ama olmazsa tabii negatif etkiler de görülebilir. Onu söyleyeyim. Yani habere dayalı olarak söylüyorum. Şimdi neyse, teknik analize dayalı konuşalım. 1206 geliyor burada. Yani buradan sonra beklenir mi? Valla perşembeye kadar beklenebilir. Akım iyi, kuvvetli, hızlı. 8 gün üstelik 1174'te. Biraz tabii şey, aslında biraz fazla dik, fazla tepkili. Onu da ifade edebilirim ama şey var. 1206'ya yani çok olumlu geçiyor. Herhalde gelir. Yabancı satışları devam ediyor, onu da söyleyeyim. Tabii ara sıra da düzeltmeler yapar. Burada 1206 direnci önemli. %1,5 kaldı 1206'ya. Yani oranın kırılması halinde tabii. 1206'nın kırılması halinde yukarıda 1218, biraz daha yukarıda 1230 ve sırasında 1241 seviyeleri var. Direnç olarak oraya doğru hareketler, 1206 kırılırsa devam eder. Bunun dışında
borsada böyle çok ısınma da olmadı buraya gelene kadar. Hani hisse senetlerinde diyorum ya, RSI şu bu falan. O tür bir algoritma ya da işte gösterge açısından çok böyle karmaşık, sıcak bir durum da yok. Tamam, her şey... Endekste genelde 85 gibi şey gelir, kar satışları gelir. Yani endeks biraz düzeltmelere girer RSI'de. Daha henüz günlükte oraya gelmedi. 80, özür dilerim, 71'de. 80 daha doğrusu, 85 değil. Yani 75, 80, 85 bazen olur, bazen olmaz akımlarda. Biraz daha var yani. Onun için ayın 22'si ve para politikası kurulu sonucu, toplantının sonucu endeksin gidişatına etki de edebilir. Bir özel bir formasyon yok. Yani yukarı hakkında zaten hani dönüşe dayalı bir formasyon da yok. Şimdi bir ufak düzeltmeler olur, gene olur gün içi veya işte şimdi perşembeye kadar tabii ne olur bilemiyorum. O ufak düzeltmelerde kapanış itibariyle söylüyorum, kapanış itibariyle 1186'ını düşünmedikçe problem yok. Hatta aslında majör olarak 1174'ün üstünde kaldıkça hiçbir problem yok da. Yani 1174 tabii biraz şey olur, öyle bir kapanış olursa biraz panik etkisi de yaratabilir. Yüzdesel anlamda kötü bir gün geçmiş olur. Ama çok kısa vadeci arkadaşlar, endekse dayalı stop yapacak olan varsa arada, burada yani 1184'ü 3'ü belki alabilir. Yani ya da işte herkesin kendi risk algısı isteyen 1174'ün bozulmasında bekleyebilir açıkçası. 1206'ın üstünü söyledik tabii, gidiş olursa, çıkış olursa oraya doğru. Bir de hani şurada hep gap, onu pek ben hani her gap kapanmaz söylüyorum ama yakın gaplere de bazen dikkat etmek lazım. Tersine bir harekette 1165 gapi var. Bunu da söyleyeyim. 1165'ten aşağı yukarı işte 1169'a kadar 4 puanlık bir gap var orada. O da aklınızda olsun, işler kötüye sararsa. Yani ters bir durumda olur yani perşembe, cuma, tabii ben hafta içi bakmıyorum, endeks videosu yapmıyorum. Aşağı salarsa endeks 1152, 1153, 1154 oralar bir destek olacaktır diye de düşünüyorum. Bunun dışında endeks için söyleyeceğim bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yok. Yani 2 saatliğine bakmaya da gerek yok burada. Onu da ifade edeyim ben. Bir değişik bir tablo yok yani orada. Herkese iyi haftalar olurum. Umarım olumlu haberlerle olumlu bir hafta daha geçer de endeks artık şu 1100-1240 tepelerinde konuşmaya başlarız. Görüşmek üzere.